Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Bugün Yatırım Kulübü'nde YRCG Danışmanlık Yönetici Ortağı Emrah Güreli bizlerle birlikte. Emrah hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi dün akşam saatlerinde gelen açıklamanın ardından Türkiye'nin gündemi koronavirüs oldu. Dolayısıyla ilk vakanın ortaya çıkması, bunun piyasalar üzerindeki etkisi genel anlamıyla en çok tartışacağımız unsurlar. Kısa bir süre önce bu arada cari denge rakamları açıklandı. Yine programımız çerçevesinde bunun detaylarını da yine sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Fakat biz sohbetimize başlamadan evvel gidelim Gedik Yatırım'a. Üzeyir Doğan orada bizleri bekliyor. Üzeyir, dün özellikle öğleden sonradan itibaren Sayın Sağlık Bakanı'nın Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik okulların kapatılmasına dair görüşüyoruz açıklamasının ardından. Virüsün artık açıklamasının gelebileceğine dair beklenti biraz daha şekillendi ve bizde de piyasa zaten 106 binlerden 104 binlere doğru inmişti. O açıklama sonrasında 101 bin puanlara kadar indi. Bu sabah da baktığımızda yine benzer şekilde sınırlı da olsa aşağı yönlü bir hareketle başlangıç oldu. Şu andan sonra endeksle ilgili, genel gidişatla ilgili beklentiniz nedir'i biraz tartışmakta fayda var zannediyorum. Evet Aşıl, günaydın öncelikle. Aslında beklenenin gerçekleşmesi diyebiliriz yani bu taraftaki virüs vakasına. Çünkü neredeyse dünyada görülmeyen ülke kalmadı. Türkiye'de de bunun görülmesi an meselesi olarak değerlendiriliyordu. Daha önce Sağlık Bakanı yaptığı açıklamalarla da bu ihtimali, olasılığın oldukça arttığını çeşitli defa ifade etti. Dün yine yapılan açıklamalarda da virüsün Türkiye'de görülme ihtimalinin arttığı şeklinde değerlendirildi ve dün bunu kısmen fiyatladık. Bu nedenle gece saatlerinde yapılan Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edildi haberine görece olarak biraz daha sınırlı etki verdik. Ama bu her şey geride kaldı, bitti şeklinde değerlendirilmemeli elbette. Bizden önceki ülkelerde yaşanan süreci muhtemelen inşallah daha hafif bir şekilde olmak kaşılıyla bizde de bunun etkilerini görüyor olacağız. İlerleyen dönemde bu vaka sayılarındaki belki artışlar, bunlarla ilgili alınan tedbirler, o tedbirlerin ekonomik yansımaları bizde de tıpkı dış alemde olduğu gibi oldukça volatil etkiler oluşturabilir. Yani bu nedenle piyasalarda henüz daha her şey bitti demek için oldukça erken olduğu kanaatindeyiz. Diğer taraftan olumlu haberler de gelmiyor değil. Örneğin Çin tarafındaki karantina önlemlerinin yumuşatılıyor olması, orada bazı sorunların aşıldığına yönelik verilen mesajlar ve umulan yaz aylarının gelmesiyle birlikte virüsün etkisinin azalacağı yönündeki beklentiler biraz daha pozitif havaydı, destekler nitelikte. Ama şu an itibariyle özellikle yurt dışı piyasalardaki yüksek volatiliteyi, dalgalanmayı da göz önünde bulundurursak henüz bizde daha bu virüs etkisinin ya da korkusunun tam anlamıyla fiyatlandığını ve her şeyin geride kaldığını söylemek çok mümkün değil gibi gözüküyor. Bu süreçte hatırlanacak olursa İdlib'li yaşanan gelişmeler sonrasında endeks anlık olarak 100 binin altındaki rakamları görmüştü. 99.300 civarı. Buralar oldukça kritik olacak. Teknik olarak bu anlık olarak görülen rakamların daha sonra daha sağlıklı fiyat hareketleriyle tekrar edilmesi söz konusuydu. Şu aşamada o süreci yaşıyoruz. Ama bu 99.300 civarındaki rakamların da altına sakacak olursak açıkçası 93.000-95.000 bu bölgelere kadar önemli bir destek yok. O nedenle bu bölgelerde yakın zamanda gündeme gelebilir gibi gözüküyor. Orta uzun vade için 100.000 altındaki rakamlar, bu 93 olur 90 olur açıkçası oradaki oluşacak atmosferi tahmin etmek zor. Ama eğer virüs yaz aylarına doğru etkisini azaltacaksa, dramatik bir hale dönüşmeyecekse dünyada ya da bilinenin arkasında farklı senaryolar yoksa, çünkü normal şartlarda anlatılan ya da virüsün etkileri, ölüm oranı vesaire görüldüğü gibi ise, yani buzdağının tamamını bu şekilde görüyorsak muhtemelen yaz aylarına doğru daha pozitif bir atmosferi konuşmaya başlayabiliriz ve bir süre sonra bu virüs haberlerinin etkisinin de piyasalar üzerinde sınırlanmaya başladığını, hatta örneğin şu an Çin'den geldiği gibi karantinanın gevşetilmesi, bazı pozitif yönde adımlar atılmasının pozitif fiyatlara etkisini konuşuyor olabiliriz. O nedenle orta uzun vade için cazip bölgelere tekrar geldik Borsa İstanbul'da. Bu saatten sonra çok fazla panik atmosferine kapılmamak gerektiği kanaatindeyim. Ama henüz dibin görüldüğü kanaatinde de değilim açıkçası. Dibin biraz daha belki aşağılarda teyitlenmesi, oluşması beklenebilir. Ama dediğim gibi orta uzun vade için dibi yakalamak da çok kolay bir şey değil. O nedenle cazip bölgeye girdiğimiz artık 100 binin altında kabul edip değerlendirip ona göre belki biraz daha orta vadeli bir alım stratejisi oluşturmak faydalı olabilir kanaatindeyim. Birincisi bu.
İkincisi de ne kadar emin olursanız olun, hisse senedi yatırımcılar için söylüyorum bunu. Elbette diğer yatırımcılar zaten büyük bir çoğunluğu mevduat yatırımcısı vesaire, ama hisse senedi yatırımlar olan da şu dönemde ne kadar emin olursanız olun, trendin döndüğünü teyit edecek dipten uzaklaşma sağlanmadığı sürece %100 hisse pozisyonuna girmekte oldukça riskli. Onu da ifade etmekte fayda var. Bir miktar hep kenarda nakit bulundurmak bu süreçte maliyetlenme açısından daha cazip yerleri kollama fırsatı da getirebilir. Onu da göz önünde bulundurmak gerekir diye düşünüyorum bu süreçte. Üzeyir, teşekkür ediyoruz sana aktardığın bu değerlendirmeler ve yorumlar için. Başlıyoruz Emrah Güreli ile sohbetimize. Emrah, öncelikle tabii piyasada, önce geçmiş olsun demek lazım ama evet. Piyasada olup bitenlere baktığımız zaman da son dönemde hakikaten çok ciddi bir hassasiyet vardı. Bu beklenen bir gelişme. Uzun süredir zaten piyasada bunun fiyatlaması da nasıl olacak diye çok fazla tartışıyorduk. Amerika'da olup bitenler, virüsün yurt dışındaki yansımaları, sonrasında petrol krizi, ardından da gelen koronavirüs açıklaması. Dolayısıyla finansal piyasalar üzerindeki etkisini nasıl değerlendirmek lazım? Yani şimdi iki tarafı var. Şimdi borsa açısından baktığımızda tabii endeksin işte görmüş olduğu en yüksek seviyelerden yaklaşık %20 oranında düştüğünü görüyoruz. Tabii burada bir şanssızlık da oldu. Aslında piyasaya katılımın arttığı, çok fazla hesap açıldığı bir dönemde bu gibi gelişmelerle karşılaştık. Yatırımcılar bir miktar zarar görmüş olabilirler. Tabii para piyasaları tarafına baktığımızda hani dolar Türk lirası açısından ve faizler açısından aslında çok fazla bir değişimin olmadığını söyleyebilirim. Hatta bu yaşanan gelişmelerle ilgili olarak hani bir ay önce jeopolitik gerilimin artması ve işte bu net rezerv rakamlarındaki gelişmelerle tansiyonun fazla gerilmesinden sonra şu an geldiğimiz noktada biraz daha rahatlamış olduğumuzu söyleyebilirim. Dolar Türk lirası açısından ve faizler açısından baktığımızda. Ama borsada bir hızlı bir düşüş oldu tabii. Şimdi bu bir tarafıyla tabii insanlar hani endekste 93 binden başlamış. Daha sonrasında 124 bine ne kadar gitmiş, yaklaşık 30 bin puanlık bir rally'den bahsediyorduk. Şimdi bunun önemli bir kısmı geri verilmiş oldu. Yani 25 bin puan kadar endeks zirvesinden neredeyse aşağı gelmiş oldu. Şimdi buradan sonrası için ne söylenebilir diye sormak lazım. Çünkü bir yandan yurt dışında, bir yandan da yurt içinde tema değişti. Evet. Yani bir taraftan turizm gelirlerinde ciddi anlamda düşüş beklentisi, öbür taraftan ihracat pazarlarında ciddi şekilde yavaşlama beklentisi var. Bir de İngiltere Merkez Bankası'nın biraz önce açıkladığı 50 bas puanlık bir faiz indirimi var. Dolayısıyla nasıl yorumlarsın diye sorayım sana. Yani şimdi şu var, bir kere merkez bankaları artık bütün ellerinde ne kadar silah varsa bunun hepsini piyasa ortalığa sürecekler. Yani faizler olabilecek en düşük seviyelere gelecek. Parasal genişleme yolu açıldı zaten. Hem Merkez Bankası kanalıyla yapıldığını göreceğiz ve aynı zamanda mali politikalar vasıtasıyla, yani hükümetlerin, kamu otoritelerinin de devreye girdiğini çok net bir şekilde göreceğiz. Yani para arzının arttığı bir ortam. Yani şimdi bu biraz orta ve uzun vadede baktığımızda bir kere ilk hisse senetlerini bir noktada olumlu etkileyecek. Ama burada esas konu bu virüs meselesi. Yani virüsün yarattığı belirsizlik. Şimdi tabii Avrupa ve özellikle Amerika'da bu işin hızlanmaya başlamasıyla 2 hafta sonra, 3 hafta sonra hangi konuma geleceğini bilemiyoruz. Yani örneğin İtalya'da rakamlara baktığımız zaman 2 hafta önceki rakamlarla şu anki rakamlar arasında oransal olarak gerçekten çok ciddi bir artış var. Şimdi tabii alınan karantina kararıyla bu artışın önüne geçilecektir ama yani bu hızla gittiğini en kötü senaryoda farz etsek gerçekten çok olumsuz bir tablonun ortaya çıkma olasılığı var. Ama bu tabii burada dediğim gibi özellikle Amerika'da durumun ne kadar büyüyeceği çok önemli. Şimdi endeksler bazında sorarsan bu geçen gün pazartesi günü, kara pazartesi günü gördüğümüz dip seviyelerinin tutması bence orta vadeli seyir için önemli. Amerika için konuşuyorum. Eğer o seviyelerin altına inersek o zaman boğa piyasasının bir süreliğine sona erebileceğini de görüyoruz teknik olarak. Yani tam bir belirsizlik var aslında. Yani virüsün gelişmiş ekonomilerde, Batı, Kuzey Yarımküre'de ve Batı dünyasında nasıl bir seyir izleyeceğini izleyeceğiz. Yani 3 hafta, önümüzdeki 3 hafta
bir aylık süreç kritik. Malum. Şimdi bu tarafı tabii yakından izleyeceğiz, takip edeceğiz. Bir taraftan da merkez bankalarının aldığı önlemlerin etkinliği tartışılıyor. Şimdi bu etkinlik üzerinden mesela şu anda ekran arkadaşlar verebilirlerse sterlin dolar çaprazını izliyoruz. Tabii açıklandıktan sonra 50 bas puanlık bu olağanüstü toplantıda yapılan faiz indirim kararı sterlinin ciddi bir şekilde aşağı geldiğini, ancak sonrasında şu anda yeniden toparlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu faiz indirimlerinin ekonomik aktiviteye olan etkisi de oldukça gecikmeli olarak yansıyor. Yani nereden baksan bir 4-5 aylık periyod alıyor bunların yansıması. Dolayısıyla şimdi bir yandan daralan ciddi bir talep var ki İngiltere'de bu arada Sağlık Bakanı'nın da virüs kaptığını hatırlatmış olalım. Yani dolayısıyla hepsini alt alta koyduğumuzda para politikaları, Fed'in faiz indirimi, şimdi İngiltere, belki yarın Avrupa Merkez Bankası, bunlar ne kadarlık bir etki yaratabilir? Bu süreci ne şekilde yönetmeyi sağlayabilir? Ya ben çok açık söyleyeyim. Merkez bankalarının faiz indirmelerinin bir etki yaratabileceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Yani problem burada faiz seviyeleri değil. Yani şimdi Avrupa Merkez Bankası yarın 10 bas puan indirdiği zaman yani bunun borçlanma maliyetlerine yansıması vesaire çok bir etkisi olmayacak. Şimdi virüsün yarattığı sorun şu. Şimdi 2008 yılından bu yana oluşan parasal genişlemeyle aslında sistemde bireylerin, şirketlerin borçlulukları çok arttı. Biz likidite artışından çok borçlulukların çok artmasından bahsediyoruz. Ve işte virüs gibi kısa süreli nakit akışını oldukça olumsuz etkileyen bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Şimdi burada bu nakit akışının olumsuz etkilenmesiyle beraber sistemde bireylerin az tüketmesi, yani üretim tarafında olan şirketlerin, örneğin Çin'de bunu gördük, birçok fabrika virüsten dolayı üretimine ara vermek zorunda kaldı. Şimdi bu kadar kısa süreli bir nakit akışının azalmasından dolayı tabii borçluluk oranları da çok yüksek olduğu için bir panik yaşıyoruz. Yani burada faiz seviyelerinin hiçbir önemi olduğunu düşünmüyorum ben. Yani burada zaten İngiltere Merkez Bankası'nın veya Fed'in yaptığı elinde bulunan bütün enstrümanları bir şekilde kullanılacağını mesajını piyasaya vermiş olması. Yoksa faizlerin düşmesi bu sorunu çözmeyecek. Yani bu sorunu çözecek olan şey temelde tabii ki virüsle ilgili olumlu gelişmeler olacak, ama tabii bir de hükümetlerin, kamu otoritesinin bir şekilde sistemi para enjekte etmesi. Yani bu borçların azalması şeklinde olabilir. Direkt insanların cebine ya da ihtiyacı olanların, işte seçilmiş sektörlerin ve bireylerin diyelim cebine para enjekte etmekle olabilir. Bunlar bir nebze etkileri hafifletebilir. Merkez bankalarının çok fazla yapabileceği bir şey yok. Peki burada bir ana tema değişikliğinden bahsediyor muyuz? Yani bütün piyasada bundan bir aya belki genel psikoloji, virüs işi ortaya çıkmadan önceki temel psikoloji şuydu. Ekonomiler bir miktar toparlayacak. Gelişen ülkeler üzerinden bir ekonomik büyüme gelecek. Dolayısıyla aslında nispeten daha pozitif, geçen seneki o yükseliş hareketlerinin belli ölçüde devamının aynı şiddette olmasa da yaşanabileceği, daha iyimser bir büyüme tahminine doğru koşan bir dünya. Fakat virüs ve Çin yavaşlaması sonrasında bu tema bir parça değişmeye başladı. Arz talebindeki sıkıntı, arz tarafındaki sıkıntılar nedeniyle büyüme tahminleri aşağı geldi. Şimdi Avrupa'ya bu kadar hızla yayılınca talep tarafındaki problemler üzerinden bir tur daha tartışıyoruz ve fiyatlamalara dahil ediyoruz. Şimdi ana tema değişti mi? Yatırımcıların bugün Türkiye'de kendi varlıklarıyla ilgili kaygı duyan yatırımcıların bundan sonrası için yapabilecekleri şey nedir? Tema olarak hangisine inanmalılar? Daha yavaş, daha mutedil bir büyümeye mi? Yoksa bu bir noktadan sonra virüs sorunu çözüldüğünde tekrar eski sistematiğe geri döneriz bakış açısı mı? Hangisi sence? Yani bu yine virüsün seyriyle ilgili aslında bu söylediğin şey. Şimdi benim gözlemlediğim kadarıyla bu konuyla ilgili uzmanların görüşü, virüsün oldukça uzun bir süre gündemimizden çıkmayacağı. Yani işte örneğin bir aşı olasılığından bahsediliyor ama yani bu aşının 18 ay içerisinde bulunması bile iyimser bir aşı yaklaşım. Başka şey, tedavi başka şey. Bence evet. Biraz orası kaçıyor işte. Yani evet. İnsanlar da yorum yaparken, yani senden bahsetmiyorum yanlış anlama, bütün insanların anlayamadıkları ya da algılayamadıkları şey bu. Bu doğru, çünkü bir aşının geliştirilmesi için 9 ayla 12 ay arasında minimum bir kuluçka süresi var. Bu kuluçka süresinin ardından insan testlerinin yapılması, bunların daha sonrasına piyasaya üretilmesi ve piyasaya sürülmesi 18 ay civarında bir süre alabilir deniliyor. O yüzden yani aşı başka bir şey ama
hastalığı durduracak tedaviyi bulduğumuz takdirde bu başka bir nokta. Evet. Yani özellikle herhalde odaklanılması gereken yer o tedavinin, bunu engelleyebilecek olan tedavi yöntemi, ilaç neyse bunun bulunmasının sağlanması. Bu daha kısa süre içerisinde gelebilir diye ümit ediyor herkes. Ya işte umarım öyle bir şey olur. Yani şimdi tabii Kuzey Yarımküre için konuşuyorum. İşte yaz mevsimine doğru yaklaşıyoruz. Kesinlikle yaz mevsimine doğru etkisi azalacak ama hayatımızdan çıkmayacak. Problem burada bence. Şimdi ana senaryo ile ilgili de bence ciddi anlamda bir değişim var. Yani virüs eğer bu şekilde yayılmaya devam ederse Avrupa ve Amerika'da, yani ciddi anlamda bir resesyon riski çıkmış durumda ortaya. Ve tabii şu an örneğin S&P'ye baktığımızda henüz daha ben geldiğimiz seviyeler itibariyle resesyon fiyatlaması olduğunu söyleyemem. Yani bir resesyona girecekse piyasa, şöyle kaba bir tabirle en tepe seviyesinden endeksin %30-35 minimum düşmesini beklemek lazım. Yani hani şu an geldiğimiz noktalarda %15'ler civarında piyasanın düştüğünü düşünürsek eğer, resesyon olasılığının artmasıyla bir aşağı doğru bir mesafe daha olduğu anlamına geliyor bu. Tabii S&P'nin ve dünya borsalarının, önemli borsaların düşmesi bütün piyasaları da etkileyecek olan bir konu. Yani şimdi yatırımcı, Türkiye için konuşuyorum, temkinli kalmalı. Çok fazla pozisyon değiştirmemek gerekiyor. Getiri peşinde koşmamalıyız. Çünkü eğer resesyon olacaksa ve deflasyonist bir ortamın içine gireceksek zaten burada bir paramızın reel olarak bir değer kaybetmesinden söz edemeyiz. Yani örneğin işte ne oldu? Benzin fiyatlarında işte son bir hafta içerisinde ciddi anlamda bir ucuzlama gördük. Bu aslında bir anlamda cebimizdeki paranın alım gücünün bir parça da olsa arttığı anlamına geliyor. Böyle zamanlarda çok en önemli şey elinizdeki portföyü, var olan portföyü korumak. Daha konservatif bakmak, riskli yatırımlardan bir parça daha uzak durmak. Ama tabii belli seviyelerden de fırsatları yavaş yavaş kademeli bir şekilde değerlendirmek lazım. Fırsattan kastım benim şu aşamada hisse senedi almak olacaktır. Çünkü olası bir senin bahsettiğin bir dönüşte ve iyimser senaryoda bu ortamda, düşük faiz ortamında parasal genişlemeler ve uygulanacak mali önlemlerden sonra en hızlı pozitif etkiyi görecek olan yer, en hızlı tepki verecek olan yer kesinlikle hisse senetleri olacak. Peki resesyon var, resesyon var. Evet. Dönemsel arz talep sıkıntısından kaynaklanan virüs bizle birlikte olduğu müddetçe yaşayacağımız bir resesyonsa bunun fiyatlaması geçici midir? Yoksa zaten döngünün sonuna gelmiş, yorgunlaşmış bir dünya ekonomik büyümesinde bu daha kalıcı etki yaratır. 2008-2009 vari daha uzun sürecek bir resesyondan mı bahsediyoruz? Çok güzel bir soru bu. Şimdi piyasalarda şu hareketin aslında 11-12 yıllık bir döngüsel hareketin içinde olup olmadığımız konusu bence çok net değil. Hani biliyorsun 98 işte Rusya moratoriumu, teknoloji balonu dedik. İşte bir 10 yıl 11 yıl sonra çok büyük bir kriz yaşadık. Şimdi yine bir 11 yıllık bir süreçten sonra yine borsaların düştüğü, hızlı bir şekilde düştüğü bir panik ortamının içerisindeyiz. Şimdi bunun bu seviyelerden eğer piyasalar özellikle çok özellikle vurgulamak istiyorum. S&P pazartesi günkü diplerin aşağısına gelirse bir resesyon fiyatlamasının içine girdiğimizi net bir şekilde söyleyebilirim. Yani şu an o noktada mıyız çok emin değilim ama gidişat çok iyi gözükmüyor benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü piyasalarda bazı beklentiler var. Yani işte merkez bankalarının attığı adımlar var. İşte mali tarafta bazı adımlar bekleniyor ama fiyatlamanın çok olumlu olmadığını görüyoruz. Çok olumlu görmüyorum ne yazık ki önümüzdeki 1-1,5 ayı. Yani bir 5 haftalık 6 haftalık bir sıkıntılı bir süreç var. Ama ondan sonra toparlanacağımızı düşünüyorum. Peki şimdi kısa bir araya gidelim. Aranın ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Yatırım Kulübü'nün ikinci bölümüyle karşınızdayız. YRCG Danışmanlık Yönetici Ortağı Emrah Güreli ile sohbetimize devam edeceğiz. Bugün gelen cari denge rakamları üzerine odaklanacağız. Özellikle tabii cari denge rakamlarına bakınca Ocak ayı itibariyle yaklaşık 6,5 milyar dolarlık bir fazlaya döndüğünü görüyoruz cari denge rakamlarının. Bu çerçeveden baktığımızda tabii hem bir taraftan ithalat-ihracat dengesinin burada önemli ölçüde etki yarattığını, ayrıca uluslararası hizmet ticareti istatistikleri açıklanmaya başlandıktan sonra da buradan gelen hizmet ihracatı katkısının cari denge rakamları üzerinde ekstra bir iyileşmeyi beraberinde getirdiğini görüyoruz. Bu veri açıklanmaya başladıktan, yani uluslararası hizmet ticareti istatistikleri doğru şekilde TÜİK tarafından ölçümlenerek sistematiğin içerisine dahil edildikten sonra gelen ilk cari denge verisi. Dolayısıyla buradaki etkiyi doğrudan takip etme şansına sahip oluyoruz. Şimdi telefon attığımızda bu alanı değerlendirmek, veriyi yorumlamak üzere Haluk Bürümcekçi bizleri bekliyor. Haluk, önce gelen cari denge rakamını artı bu cari denge rakamı içerisindeki uluslararası hizmet ticareti istatistikleri verisini nasıl değerlendiriyorsun? Evet, yani bugün tabii büyük revizyonlar olacağı için veride sürpriz olması normal bir. Dolayısıyla hizmet ticaretinin, net ticaretinin geçen yıllarda yukarı doğru revize edilmesi bu yıl içinde geçerli olacağını gösteriyor. Daha güçlü bir gelir tarafında iyileşmeye işaret ediyor. Dolayısıyla daha düşük bir açık oldu ama tabii bunun dışında da genel ticaret sistemine geçmekten kaynaklanan değişimler de öyle gözlendi. Dolayısıyla aslında Ocak'tan Ocak'a bakıldığında yine de beklenen bozulma gerçekleşti. Cari dengede geçen seneye göre artış belirgin olarak gözlendi. Bunun tabii bunun dışında baktığımızda hizmetler kaleminin 2013 yılından başlayarak bayağı, yani ortalama 5-6 milyar dolar yukarı doğru arttırıldığını gördük net olarak. Bunu zaten bekliyorduk, daha önce TÜİK açıkladığında görmüştük. Bu ise tabii doğrudan cari açığı benzer boyutlarda aşağı çekti geçmiş yıllar açısından. Buna karşılık tabii ki bunun finansman tarafında yansıması doğal olarak rezervler değişmeyeceği için Merkez Bankası rezervleri net hata 90 kalemi üzerinde gözlendi. Burada da geçmiş yıllardaki gördüğümüz yüklü net hata 90 hareketlerinin daha düştüğünü, hatta geçen sene negatife geçtiğini, yani çıkışa işaret ettiğini gördük. Şu anda da çıkış yönünde devam ediyor. Yani ilk etapta söyleyebileceğim bunlar ile ilgili. Peki Haluk, Merkez Bankası'nın bu anlamdaki döviz pozisyonunu, uluslararası rezervleri genel anlamda değerlendirdiğinde ne söyleyebilirsin? Çünkü bir yandan da volatilite yüksek, kamunun döviz satışları var. Bunun bilanço üzerindeki etkisine hem ödemeler dengesi üzerinden hem daha güncel veriler üzerinden baktığında ne söylersin? Özür dilerim. Bir daha tekrar edebilir misin soruyu? Özür dilerim. Merkez Bankası'nın döviz pozisyonunu hem ödemeler dengesine hem daha güncel verilere baktığında nasıl değerlendirsin? Özellikle kamu satışlarının bu volatilitenin, yüksek oynaklığın olduğu süreç içerisindeki etkisini, yansımasını nasıl yorumlarsın? Evet. Ya tabii. Şimdi ödemeler dengesi çok geriden geliyor. Yani birçok veri olduğu gibi. Dolayısıyla bize baktığımızda ne görüyoruz? Yine bir rezerv kaybı olduğunu görüyoruz Ocak ayında, 2.9 milyar dolar. Ama biz bunları zaten daha çok daha güncel olarak takip edebiliyoruz. Şubat'ta da çok yüklü devam ettiğini biliyoruz. Merkez Bankası'nın biliyorsunuz kamu bankalarının aktif olduğunu biliyoruz satış yönünde. Bu ayda veya bu yılda çok güçlü bir şekilde başladı. Dolayısıyla buradaki rezerv kaybını biraz kompanse etmek için Merkez Bankası'nın swap işlemlerine ağırlık verdiğini gördük. Bunun Şubat ayında belirgin arttığını gördük. Dolayısıyla belki bakıldığında bu işlemler sonrasında rezervler daha sınırlı azalmış gibi gözükecek ama gerçekte pozisyon olarak Merkez Bankası'nın döviz pozisyonu, net döviz pozisyonunda belirgin kötüleşmeler gözledik. Bunu bu Türk lirasında baskı olduğu dönemlerde devam edecektir. Ödemeler dengesi açısından da baktığımızda belki şu anda daha önceki duruma göre fazlayla devam ediyoruz. Yıllık bazda fazlayla, bu çok alışık olduğumuz bir şey değil. Belki bu yıl daha önce 20 milyar dolarla ulaşması söz konusu olan açık, bu revizyonlar sonrası belki 14 civarlarında kapatacak belki veya daha düşük olacak ama bu
sonuçta ne revizyon yaparsanız yapın sonuçta rezervler zaten durumu gösteriyor. Gerçek durumun son durumu gösteriyor. Burada iyi bir tablo yok yani Türkiye'nin dış dengesi açısından ve finansman açısından iyi bir tablo olmadığı karşımızda. Haluk, son soru kısaca yanıtını rica edeceğim. Özellikle virüsün açıklanmasının ardından Türkiye'de bir taraftan petrol fiyatlarının düşmesi üzerinden gelecek bir enerji maliyeti avantajı ama öbür taraftan turizm cephesinden gelebilecek negatiflik artı yurt dışında ihracat potansiyelinin düşmesi nedeniyle yaşanabilecek bir kayıp. Bunların üzerinden gittiğinde bas senaryo nedir? Ekonomiye yansımasını, virüsün nasıl olmasını beklersin? Yani ödeme dengesi tarafından bakarsak tabii petrolün hangi fiyatta oturacağı önemli ama diyelim geçen sene 65 dolar, bu sene de ihtiyatlı senaryoda 45 dolara gerilesin. Bunun bayağı bir etkisi olur. Yani yaklaşık 12 milyar dolar falan ithalat anlamında aşağı çeker. Dolayısıyla böyle bir yardımı olur. Ama buna karşılık olumsuz gelişmeler de var. Turizm gelirleri de etkilenecek gibi gözüküyor. Özellikle turizm sezonunda daha düşük olabilir. İhracat öyle. İhracatın yavaşladığını görmekteyim. Mart'ta negatife geçtiğini görüyorum. Bunlar hep virüsle ilgili nedenler. Bunlardan da aşağı yönde etkilenecektir. Geriye büyüme kalıyor. Büyümenin hızı. Büyüme şu anda güçlü gidiyor. Dolayısıyla bu yukarı yönde bir etki yapıyor ama büyümede de tabii yavaşlama muhtemelen söz konusu olacaktır. Sonuç olarak bunların etkisine bakıldığında şu an için ağır basan taraf biraz sanki petrol fiyatlarının etkisi gibi gözüküyor. O yüzden bu yıl sınırlı bir cari açıkta kapatacağız bunu, duruyor. Haluk, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın yorumlar için. Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerinin içerisinde önemli alanlardan, başlıklardan bir tanesi özellikle taşımacılık ve lojistik hizmetleri. Dolayısıyla bu çerçeveyi yorumlamak üzere şimdi Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmetleri Üretenleri Derneği Başkanı Emre Eldener var hattımızda. Emre Bey, siz nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle bu verilerin doğru ve sağlıklı şekilde ölçümlenmesi, aynı zamanda TÜİK üzerinden yapılan firma bazlı bildirimler çerçevesinde yeni hesaplama metodolojisinin uygulanması bugün cari denge rakamları üzerine belli ölçüde etki yarattı. Siz kendi sektörünüz adına yapılan hizmetin ölçümlenebilmesi adına nasıl değerlendirirsiniz bu yaşanan gelişmeleri ve yeni metodolojiyi? Evet, günaydın. Bir kere her şeyden önce 2019 yılında hizmet ihracatı genel olarak bir rekor kırdı. 23.7 milyar dolar ile. Bunun ben ödemeler dengesine çok olumlu etkisi olduğunu ve olacağını öngörebiliyorum. Çünkü taşımacılık açısından bizi ilgilendiren kısım bu ödemeler dengesi istatistiği yaratılırken bizi ilgilendiren kısım cari işlemler hesabı. Biz baktığımızda ithalat ihracat dengesi ve hizmet gelir gider dengesinin lojistik faaliyetler açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 2019 yılı sonu itibarıyla ithalat ihracat dengesinde bir 18.6 milyar dolarlık bir açığımız vardı. Ancak hizmet ticaretinde de 31.5 milyar dolara yakın bir fazlamız var. Yani genel olarak hizmet ihracatı bizim ödemeler dengemize pozitif etki yapmış durumda 2019 yılı sonu itibarıyla. Bu hizmetler dengesinde bildiğiniz gibi ana kalemler tamir ve bakım hizmetleri, taşımacılık, seyahat, inşaat hizmetleri, sigorta, finansal hizmetler, müteahhitlik hizmetleri gibi yurt dışına satışı yapılan. Bunlara baktığımızda hizmet ihracatının genel tabloya olumlu bir etkisi olduğunu görüyoruz. Şimdi baktığımızda bizim bir navlun gelirlerimiz var. Bir diğer taşımacılık gelirlerimiz var. Yani hem yük hem de yolcu taşımacılığı anlamında. Toplamda zaten hizmet ihracatının aşağı yukarı %70'e 73'ünü taşımacılık tarafı oluşturuyor. Burada çok önemli bir kalem. Yani hizmet ihracatının artık toplam ihracat içerisinde çok ciddi bir yeri olduğunu hep birlikte görüyoruz. Taşımacılıkta bize olumlu yansıyacak taraf petrol fiyatlarındaki düşüş. Bunun ne kadar süreyle geçerli olacağını henüz bilmemekle beraber
Navlun giderlerini özellikle çok büyük bir uluslararası tır filomuz olduğu düşüncesi içerisinde navlun giderlerimizi aşağı doğru çekeceğine inanıyoruz. Peki Emre Bey bir şey sormak isterim. Özellikle bu virüs nedeniyle yaşanan süreç navlun ve önümüzdeki dönemdeki hizmet ihracatı gelirlerini negatif yönde etkileme potansiyeli barındırır mı? Bir yavaşlama görüyor musunuz, hissediyor musunuz? Çünkü doğrudan ilk elden hissedecek olanlar sizlersiniz. Çok kısaca yanıtını rica edeceğim. Evet, şöyle söyleyeyim. Kesinlikle etkileyeceğini düşünüyoruz. Çünkü sınırlarda geçişler uzadı. Bazı ülkelerin karantina, ki bizim ülkemiz de bu konuda çok ciddi önlemler aldı. Özellikle Irak ve İran sınırlarında, Gürcistan sınırında taşıma süreleri uzadı. Eğer ki yurt dışında özellikle bizim Avrupa ile çok ciddi bir hizmet ihracatımız var. O bölgelerde üretimdeki düşüş bizim taşımacılıktaki hizmet ihracatımızı da olumsuz etkileyecektir diye düşünüyorum. Ama öte yandan özellikle uzak doğudan yapılan ithalatta ki burada çok ciddi bir navlun giderimiz de söz konusuydu. Onun da aşağı yönlü özellikle Şubat ve Mart aylarında hareket ettiğini görüyoruz. Bu nedenle korona tabii ki bizi olumsuz etkileyecek. Hizmet ihracatına baktığınız zaman yolcu taşımacılığında bir düşüş görüyoruz. Havalimanı işletmeciliği, havalimanı hizmetleri bu noktada bir miktar düşüş görüyoruz ve bunun bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz. Olacak. Yani dünya o kadar küresel ki bundan kaçış yok. Önlemlerimizi alarak yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Teşekkür ediyoruz Emre Bey aktardığınız değerlendirmeler için. Emrah, son sözü sana bırakayım. Cari denge rakamları üzerinden Türkiye açısından hangisinin daha ağır basması beklenebilir? Biraz önce sorduğum soru, turizm gelirleri ve ihracat kalemindeki kayıplar mı yoksa enerji üzerinden gelen artılar mı? İkisi birbirini dengeler diyeyim sana. Yani cari açık konusunda bu son yaşanan gelişmelerle çok büyük bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ama turizm sektörü üzerine bu virüs etkisi genel ekonomimizin gidişatını oldukça üzerinde oldukça etkili olabilir. Yani malum hani turizm sadece turizm sektörüyle bitmiyor. Yani ulaşım, tedarik, işte yemekten tut gıda sektöründen oldukça önemli bir sektörler zincirini destekleyen bir sektör, turizm sektörü. Yani turizmimizdeki yavaşlama bizde genel olarak ekonomik yavaşlama olarak hissedilecek. Ama yani şimdi korona etkisinin devam edeceğini düşünürsek, yani enerji fiyatlarındaki bu seviyelerle beraber ekonomimizdeki yavaşlama, tabii ki ihracatımızın azalmasıyla beraber ithalatımızdaki azalmayı da düşündüğümüz zaman cari açığın önümüzdeki dönem bir problem olmayacağını söyleyebilirim. Yani esas problem hedeflediğimiz büyüme oranlarına ulaşıp ulaşamayacağımız olacak. Orada görüşün ne? Yani zaten iddialı bir hedefimiz vardı bu sene için. Adı konmamış %5 özellikle kamu otoriteleri tarafından dile getirilen. Yani buna ulaşabilmemiz zaten çok zordu. Şu an bence mümkün gözükmüyor. İşte yılın ikinci yarısındaki gelişmelere göre bir parça toparlanabileceğini düşünüyorum. Yani %2-3 bandında bir büyüme bekleyebiliriz bu sene. İşler biraz daha iyiye giderse şu noktadan. Emrah, çok teşekkür ediyoruz sana. Hemen gidelim. Dubai'ye Ersoy Erkazancı bizleri bekliyor. Ersoy, özellikle Aramco'nun kapasite artırımına dair bir açıklama geldi bugün ve petrolde hali hazırda net olarak taşlar yerli yerine oturmamış gibi görünüyor. Evet Açıl, dün sabahleyin uyandığımızda petrol fiyatları yukarı doğru gidiyordu. Fakat Aramco'dan açıklama geldi. Neydi o? Suudi Arabistan'ın söylediği gibi üretimi 12.3 milyon varile çıkartmak istiyorlar. Şu andaki üretim 9.9 milyon civarında. Bunun daha sonrasında gün içinde yeni bir haber daha geldi. O da kapasiteyi 12 milyon civarından 13 milyon günlük varile çıkartmak istiyoruz haberi geldi. Rusya'ya hemen sordular. Rusya'da günlük üretimi biz de 500 bin varil artırırız dedi. Bütün bunlar üst üste gelince açıl petrol fiyatlarındaki yükseliş durdu. Şu anda 33.85 ve 36.79. Tabii ki şu konuşulmaya başlandı. Hangisine bu yarıyor, hangisi daha çok dayanabilir? Özellikle üretim tarafında Suudi Arabistan'ın eli daha kuvvetli. Suudi Arabistan'ın daha çok kapasitesi var. Ama bütçe tarafına gelirsek, rakamlara gelirsek de Rusya buna daha çok dayanabilir, daha uzun süre dayanabilir. Göreceğiz bakalım hangisi daha çok dayanabilecek veya bu ne kadar sürecek, ama şimdilik her iki tarafta üretimi artırma kararı aldı. Hatta Suudi Arabistan süper tankerler aramaya başladı ki stokları artırabilmek için. Açıl.
Ersoy, çok teşekkür ediyoruz sana aktardığın değerlendirmeler için ve böylelikle yatırım kulübünü tamamlayıp sözü Güzem Yılmaz'a, Fokus'a bırakıyoruz.